Tabii Zeynep Hanım özellikle kadın basketbolu Türkiye'nin takım branşlarındaki en başarılı Şimdi tabii dünyanın en iyi 16 takımı geliyor oraya. Hepsi kendi kıtalarında oynadıkları şampiyonalardaki biz buraya gelebiliyor olmak da çok önemli bir şey. Türk kadın basketbolu açısından bu devamlılığı sağlamak. Zaten biz biliyorsunuz FIBA dünya sıralamasında da A kadınlarda 7. sıradayız. Hedefimiz tabii ki bunu biraz daha en azından bir sıra daha yukarı taşımak bu şampiyonadan alacağımız derece ve puanlarla. Rakiplerimiz hiçbirisi kolay rakipler değil. Ama bizim hedefimiz kendi gücümüze %100 konsantre olmak, en iyi şekilde hazırlanmak, hem mental hem fiziksel hem basketbol anlamında ki bence bugüne kadar Türk kadın milli takımlarının başarılarındaki en önemli faktör buydu. Çok iyi hazırlık dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımız oraya %100'leriyle gidiyorlar. İnşallah büyük bir sakatlık da geçirmeden %100 oraya gidersek, ben gruptaki işte hem Avustralya, hem Arjantin, hem Nijerya'yı da yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Zaten Avustralya ve Nijerya ile İstanbul'da 13 ve 16 Eylül'de birer tane de hazırlık maçı yapıyor olacağız öncesinde. Küçük bir prova da yapıyor olacağız. Milli takımımız grupta 3 takımı da yenebilecek güçte. Yeter ki biz en iyi halimizde olalım. Bizde bir aksaklık, sıkıntı olmasın. Ondan sonrası zaten artık gün be gün farklı bir hikaye olacak inşallah. Grubu birinci bitirirsek madalya ve derece yolunda önümüzün çok açık olabileceğini düşünüyoruz. Az önce de bahsettiğiniz hazırlık sürecinde genç oyuncuların da içinde olduğu bir milli takım grubu vardı. Artık Dünya Şampiyonası için biraz daha bu takıma adapte olmuş eski oyuncular da işin içine girdi. FIBA'dan iki genç oyuncuya da övgü geldi bu süreç içerisinde. U18 için en iyi 8 oyuncu arasında seçildiler. Neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Şimdi tabii kadın basketbolunun bugününü, önümüzdeki ilk büyük şampiyonayı planlayıp ona hazırlık yaparken bir yandan da kadın basketbolunun geleceğiyle ilgili de çalışmak zorundayız. Yani gün ve gün sadece günü kurtarmak için değil, işte önümüzdeki 5 yıl seneye 2019 Avrupa Şampiyonası, 2020 Olimpiyatları, devamında bir sonraki Dünya Şampiyonası. Buralarda hangi oyuncular oynayacak? O jenerasyonda hangi kaç tane oyuncumuz var? Bunların planlamasını ve hazırlığını da yapıyoruz bir yandan. Altyapı şampiyonaları da devam ediyor. İşte örneğin bugün Division B şampiyonasında genç kız milli takımımız ilk maçına çıkacak akşam 7'de. Evet, altta özellikle 99, 2000, 2001, 2002 hatta 2003 jenerasyonlarında hem çok uzun hem çok yetenekli kızlar var. Bu milli takımda şu anda olan 93, 94, 95 doğumlu jenerasyon ümitler seviyesinde madalya alan bir jenerasyondu. Ve onlar düşünüldüğü gibi şimdi A milli takım kadrolarında yer bulmaya başladılar. Biz aynı şekilde bu demin saydığım 99-2003 arası jenerasyondan da çok ciddi sayıda önümüzdeki A milli takımlara 5-10 sene içinde çok ciddi oyuncular geleceğini düşünüyoruz. Onları hazırlamaya çalışıyoruz her anlamda. Söylediğiniz gibi de Zeynep ve Gökşen de oynadıkları, özellikle Gökşen 98 doğumluların oynadığı U20 Ümit Milli Şampiyonası'nda bayağı ciddi süre ve sorumluluk aldı. Bir şanssız sakatlık yaşamış olmasına rağmen ve oynadığı o birkaç maçta çok dikkat çekti herkes tarafından. Ama onlar sadece iki oyuncu değil. Her pozisyonda ve dediğim gibi her jenerasyonda çok yetenekli kızlarımız var. Ama tabii yeteneği bulmak değil, onu üst seviyeye, en üst seviyeye en iyi şekilde hazırlamak çok önemli. Biz de bunu başaracağız inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.